Merhaba arkadaşlar, Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kalan bayat ekmeklerle 5 dakikada enfes bir kahvaltılık hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Tarifimde bir tane bayat ekmek kullanacağım. Neredeyse 3 günlükten var. Bayağı bir bayat arkadaşlar. Şimdi ekmeğimi küçük küçük parçalıyorum elimle. Çok kolay ve lezzetli oluyor arkadaşlar. Kenarda kalan bayat ekmeklerimizi bu şekilde değerlendirelim. Kanalımda çok güzel bayat ekmek tariflerim var. Onlara da bakıp onlardan da hazırlayabilirsiniz. Hepsi de çok güzel tarifler. Böyle gelişigüzel küçük küçük parçalayalım. Ekmeklerimi de küçük küçük parçaladıktan sonra üzerinden 3 tane yumurta kırıyorum. Şimdi de baharat ilave edeceğim. 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Şimdi de 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Üzerinden gezdire ekmek miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kişi sayınıza göre 1,5 ekmekten veya 2 ekmekten hazırlayabilirsiniz. 2 ekmekten hazırlarsanız malzemeyi ikiye katlayabilirsiniz. Sütünü, yumurtasını, baharatlarını. Şimdi iyice karıştıralım. Ekmeğimi 3 dakika kadar iyice birbirine yapışana kadar karıştırdım. Şimdi kenara alıyorum. Şimdi de kullanacağımız tavayı yağlayalım. Kenarlarından ayrı yağı bolca sürelim. Benim kullandığım tavanın çapı 25'e 25 arkadaşlar. Siz de o şekilde tava ayarlayıp pişirebilirsiniz. Kenarlarına özenle sürelim ki yapışmasın. Şimdi hazırladığım hamurun tam yarısını alıyorum. Göz kararı yarısını aldım. Tavamıza eşit bir şekilde bastıra bastıra yayalım. Ekmeğin yarısını koyduktan sonra beyaz peynir ilave ediyorum. Orta katına kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Bu arada 150 gram beyaz peynir kullandım. Videonun altına hepsini yazacağım arkadaşlar tek tek. Oradan da bakabilirsiniz. Peynirlerin üzerinden bir tutam ince doğranmış maydanoz ilave ediyorum. Hem kolay hem de dediğim gibi çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka bir kez de olsa deneyin. Her gün yapmak isteyeceksiniz. Şimdi de geri kalan ekmeğimi de üzerinden döküyorum. Üste biraz fazla kalmış. Fazla kaldığı da iyi oldu. Peynirlerin üstü rahatça kapanır. Şöyle hafiften bastıralım ki ekmekler yapışsın. Pişerken ters çevirdiğimizde dağılmasın. Ekmeğimin üzerine iyice bastıra bastıra düzleyip peynirimi ve maydanozun üzerini kapattım. Şimdi ocağımın başına geçiyorum. Böreğimi pişiriyorum. Tavamı ocağıma aldım arkadaşlar. Ocağın en büyük gözünü en kısa ayarladım. Tavamı şöyle arada bir kenarlara gezdire gezdire böreğimi pişiriyorum. Şimdi tavama uygun bir tane de kapak kapatıyorum. Böreğimin altı çok güzel kızardı. Çatalla kontrol ettim. Şimdi tavama uygun bir tane servis tabağı kapatıp ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Şimdi tekrardan biraz daha yağ koyalım. Tavamıza tekrardan yerleştirip diğer tarafında bu şekilde kızarana kadar tavayı ara ara dediğim gibi gezdire gezdire böreğimizi pişirelim. Tekrardan tavamın kapağını kapatmaya gerek yok. Bu şekilde pişiriyoruz. Böreğimin diğer tarafı da çok güzel kızardı arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi çok lezzetli gözüküyor. Şimdi servise geçiyorum. Böreğim servise hazır arkadaşlar. 2-3 dakika dinlendirdikten sonra şimdi dilimlemeye geçiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Çok güzel bir börek oldu.
Şimdi de şöyle bir dilim alıp sizlere yakından bir göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.